Herkese merhaba. Bugün alkol esas alfa lazer gravür ve kesim makinesini inceleyeceğim. Alko Laser birçoğumuzun adını yeni duymaya başladığı bir marka. Bu marka hem hobi hem amatör kullanıcıların hem de küçük ve orta ölçekli ticari girişimlerde bulunan kişilerin taleplerini karşılamak üzere lazer gravür ve kesim makineleri üretiyor. 2024 yılı itibariyle de bu videonun da sponsoru olan Atmosfer firması tarafından distribütörlüğü alındı ve ülkemizde satılmaya başlandı. Bugün incelemesini yapacağım model de Alko alfa modeli. Hemen dış görünüşü ve özellikleriyle incelemeye başlayalım. Ardından hem yaptığım kazıma ve kesim örneklerini sizinle paylaşacağım hem de bu süreç esnasındaki kullanım tecrübelerimi aktaracağım. Üzerinde kırmızı ve siyah renklerin tercih edildiği Alfa tamamen metal sağlam bir gövdeye sahip. Ürünün boyutu ve işlem alanı açısından oldukça verimli olan cihazın eni ve derinliği 58.5'a 67.4 cm, kesim alanı ise 40 cm'ye 40 cm. Algo Lazer Alfa toplam 22 Watt gücünde lazerlere sahip. Bu lazerleri gelişmiş bir yansıtma teknolojisiyle rakiplerine göre %40 daha ufak bir alanda toplayabiliyor ve bu sayede yüksek hızlarda bile iyi bir performans sergileyebiliyor. Bu Güç ile Alfa çeşitli kalınlıklarda ahşaptan MDF'ye, akrilikten deriye, mukavvadan ince metallere kadar birçok malzemeyi kesebiliyor ve kazıma işlemi gerçekleştirebiliyor. 32 bitlik bir anakarta ve çift çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihaz, 400 mm/saniye gibi standart lazerlere göre oldukça yüksek diyebileceğimiz hızlara çıkabiliyor. Alfa'yı tipçe USB bağlantısıyla bilgisayara bağlayarak kullanabildiğimiz gibi Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde tablet veya telefonumuzdan da kontrol edebiliyoruz. Genelde lazer kazıyıcılarda opsiyonel olarak sunulan hava desteği Alfa'da standart olarak geliyor. Bu güçlü hava motoru kesim esnasında lazerin ısınma etkilerini azaltarak daha net bir kesime olanak tanıyor. Cihaz donanımı ve yeni teknoloji lazer başlığı ile oldukça dikkat çekici. Kağıt üzerinde güzel işler çıkartabilecekmiş gibi gözüküyordu. Ben de birçok malzeme üzerinde hem kazıma hem de kesim işlemi gerçekleştirdim. İlk denemelerimi kutu içinden çıkan kontroplak ile yaptım. 4 mm kalınlığında bu malzemeyi rahatlıkla kesebildim. Bu gördüğünüz bir teşhir ayağı. Bunun üzerine dekoratif nesneler veya fotoğraf çerçeveleri gibi eşyalar konulabilir. Kesim noktalarında gördüğünüz siyah yanık izleri çok normal. Bunlar paralanarak ya da istenirse boyanarak ortadan kaldırılabilir. Aynı malzeme üzerinde kazıma da gerçekleştirdim. Hem kendi fotoğrafım hem de bir desen üzerinde yaptığım iki denemede de gayet güzel sonuç verdi. Benim fotoğrafımda farklı şekiller ve tonlar olduğu için gözünüze birazcık karışık gelebilir. Bu tarz işlemlerde kontrast farkı ne kadar fazlaysa, yani daha doğrusu siyah beyaz farkı ne kadar netse sonuçlar da o kadar iyi çıkıyor. O nedenle kartal deseni çok daha net ve güzel gözüküyor. Bir sonraki denemem daha kalın bir MDF ile oldu. Burada kazıma yapmadım. Zaten aynı netice MDF ya da herhangi bir ahşap yüzeyde de alınabilir. Burada sadece tek seferde kesim testi yaptım ve ne geometrik şekillerde ne de harf ve rakamda herhangi bir problem olmadı. Gayet temiz bir kesim oldu. Bu 6 milimetrelik bir MDF cihaz bunu tek seferde kesebildi. Ancak Algolaser sitesinde tek seferde kesim için en iyi performansın 5 milimetrelik bir MDF ile yapılabileceğini söylemiş bu malzeme için. Yine sitede kullanıcılara bu cihazın neler yapıp yapamayacağını göstermek ve bize fikir vermek için bir liste de paylaşmışlar. Bu listede tek geçişte kesilebilecek malzemelerin maksimum kalınlıkları ve aynı şekilde çoklu geçişle kesilebilecek maksimum kalınlıklar belirtilmiş. Kesim yapılabilecek malzemeleri tabi sadece bundan ibaretmiş gibi düşünmeyin. Dediğim gibi bunlar sadece bize fikir vermek için paylaşılmış. Bir diğer kesim örneği de akrilik. Bir YouTube logosu kestim. Yine tek seferde yapılan bir kesim oldu. Daha önce hava desteği olmayan farklı lazer cihazlarıyla da akrilik kesmiştim ve yüzeyde fazla erime ile karşılaşmıştım. Burada hava desteği çok iyi işe yaramış. Ufak tefek pürüzler olsa da erime yok denecek kadar az. Oldukça temiz bir kesim ortaya çıkmış. Benzer durum keçe ile çalışırken de gerçekleşti. Çok hızlı ve temiz bir kesim oldu. Gördüğünüz desenin içindeki ufacık yuvarlak alanlarda bile en ufak bir yanma söz konusu olmamış. Yine daha önce kullandığım hava desteği olmayan lazerlerde keçe malzemelerde erime ve yanık durumlarıyla karşılaşmıştım. Bence burada hava desteği kadar lazerin gücü ve hızı da devreye giriyor. Hatta lazer ışınının odaklanması az önce söylemiştim. Gelişmiş bir odaklama sistemiyle lazerleri standart lazerlere göre %40 daha ufak bir alanda toplayabiliyor diye. Kafanızı karıştırmadan şu olaya kısaca bir değinmek istiyorum. Bu gördüğünüz lazer kafasının içerisinde aslında tek bir tane lazer yok. Düşük wattlı birden fazla lazer bulunuyor içerisinde ve bu ışınlar yansıtılarak tek bir noktaya odaklanıyor ve bu lazerlerin toplam gücü de 22 watt oluyor. İşte algo lazer alfa da bunu rakiplerine göre yani daha doğrusu emsallerine göre daha iyi bir şekilde odaklıyor. Bu da yaptığımız kesimlere olumlu etki ediyor. Yani Tchau. tchau. Güç, yeni teknoloji, bir de hava desteğiyle birleşince malzemeler üzerinde herhangi bir yanma ya da erime olmadan güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Burada da bir oluklu karton kesimi var. Harry Potter logosu ve Harry Potter izleyenlerinin bildiği seçmen şapka. Tabi kontraplak, MDF, akrilik gibi malzemelerden sonra karton kesebileceğini zaten tahmin etmişsinizdir. Ama yine burada önemli olan hiçbir yanık izinin olmaması ve jilet gibi bir sonuç çıkması. Örneğin seçmen şapkanın şu hani gözlerinin tam ortasında diyelim orada ince bir kesim var çok net çıkmış. Yine üst kısımdaki parça da aynı şekilde hatta o parçanın içinden çıkan kısmı da saklamıştım size göstereyim diye. Gördüğünüz gibi oldukça incecik detaylar olmasına sivri detaylar olmasına rağmen hiçbir yanma ya da yapısal bozulma bile yok. Yani bu kadar küçük parçaları bile isterseniz keserek çıkartabiliyorsunuz. Yine HP'ye baktığımızda birçok sivri nokta var. D'nin en uç kısmı iyice sivri. H harfinde de gene ince ve sivri kısımlar var. Buralarda da hiçbir yapısal bozulma ya da yanma gibi bir durum söz konusu olmamış. Bence oldukça başarılı bir sonuç. Bu çalışmalardan sonra biraz da kumaş ve deri üzerinde de denemeler yapmak istedim. Çünkü özellikle bu cihazı ticari alanda kullanmak isteyenler kumaş ve deri üzerindeki performansını da görmek istiyor. Bu ajandanın dışı kumaş görünümü bir suni deriyle kaplanmış. Üzerine markanın logosunu ve distribütörü olan Enmosfer'in internet adresini kazıdım. İnce detaylar, küçük harfler, noktalamalar ya da logo üzerindeki o sivri kısımlar oldukça net ve güzel çıkmış. Gerçekleri üzerinde yaptığım desen çalışmasında da yine bir kartal deseni işledim. Ahşapta da kartal çalışmıştım. Denk geldi. Beşiktaşlılar bu çalışmaları sevmiştir herhalde. Gerçi öbürü motorcularla işte Harley Davidson'la alakalı bir logoydu ama. Neyse desene bakacak olursak kusursuz diyebilirim. Sanki bir kağıda yazıcıdan bahsediyorum. Baskı alınmış kadar net pençeleri, Gaga tüylerinin ucu gibi sivri noktalar dahi çok keskin ve net çıkmış. Bunu böyle şekilsiz bir deri üzerine işlemiştim. Sağını solunu kesip düzelteyim dedim. Karton kesmekten hiçbir farkı olmadı. Tek seferde yakmadan, şeklini, şemalini bozmadan temiz bir şekilde deriyi kesti. Elimde biraz daha kalın bir deri vardı. Onun içinden de çeşitli şekilleri keserek çıkarttım. Çok ufak tefek böyle iplikler oldu ama hiç problem değil. Bu söylediğim yerler nokta kadar ve kolay temizlenebilir. Muhtemel Muhtemelen biraz daha üzerinde uğraşılsa bu noktalar bile olmayacaktır. Bundan önceki lazer incelemelerimde çok gelen sorulardan biriydi. Deriyi nasıl işliyor? Kesim yapabiliyor mu diye. Çünkü deriden çok fazla aksesuar, eşya, anahtarlık ya da işte bunun gibi defter, ajanda gibi ürünler yapılıyor. Ve lazer makineleri bu gibi işleri oldukça hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Alko lazer alfada deri işleri için son derece yeterli bir cihaz. Özellikle böyle kumaştı, deriydi gibi işlerle uğraşacaksanız tavsiyemdir. Bu da kumaş üzerinde yaptığım bir deneme bir kot kumaşı üzerine gözüme hoş gelen bir tasarımı işledim. Design something everyday yazıyor. Yani diyor ki her gün bir şeyler tasarla. İngilizcemde yani böyle iyidir yani fark etmişsinizdir bunu eminim. Desen gayet güzel gözüküyor. Öyle üzerinde çok ince detaylar yok ama işlem son derece başarılı olmuş. Ve geldik metal üzerindeki çalışmalara. İlk denemem kutu içeriğinde olan 0.2 milimetrelik kalınlıkta üstü siyah boyalı metal bir karttı. Bunu zaten bir kart vizite çevirsin diye koymuşlar gibi gözüküyordu. Ben de öyle yaptım. Bu hazır bir şablondu ve üzerinde detaylı bir desen olduğu için açıkçası tercih ettim. Sonuçta gayet güzel. İnce detaylar, yazılar net bir şekilde çıkmış. Bu gibi boyalı her metal üzerinde benzer şekilde kazımalar yapabilirsiniz. Alfa lazerin enteresan özelliklerinden bir tanesi de çelik levhalar üzerine renkli baskı yapabiliyor oluşu. İlk başta insana garip geliyor yani lazer nasıl renk verebilir diye. Aslında burada rengi veren sadece lazer değil çeliğin de özelliği. Çelik farklı şiddetteki lazer frekansına, gücüne, hız veya odak mesafesine farklı tepkiler verebiliyor ve bu tepkilerde işte renkleri oluşturuyor. Algo lazerin de sitesinde belirttiğine göre alfa ile çelik bir levha üzerinde, 500 tonun üzerinde de renk oluşturmak mümkün. Ben de bir deneme yapmak istedim. Farklı hız ve lazer gücünü uygulayarak bir desen oluşturdum. Sonuç oldukça güzeldi. Mavi, sarı, kızıl, mor, füme ve siyah. Bütün renkler çıkmış. İnce detaylar ve sivri kısımlar da yine aynı şekilde güzel gözüküyor. Böyle kalemle boyanmış gibi kontrastı çok yoğun değil. Ancak renkler gayet belirgin ve güzel. Bu özelliğin özellikle hediyelik eşyalar ve aksesuarlar üzerinde güzel bir etkisi olacağı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik edeceğini de düşünüyorum. Şöyle genel olarak toparlayacak olursam Algolaser Alpha ile birçok malzeme işleyebiliyorsunuz ve aslında firmanın da dediği gibi hem hobi kullanıcılarının hem de küçük ve orta ölçekli ticari girişimlere cevap verebilecek güçlü ve güzel bir cihaz. Bence 6-10 mm ahşap MDF, çeşitli kalınlıklarda kumaş, deri, akrilik kesmek ve kazımak isteyenler veya çelik üzerinde az önce gösterdiğim gibi çalışmak isteyenler için ideal. Hava desteği çok işe yarıyor, yanık izlerini önemli ölçüde azaltıyor veya tamamen ortadan kaldırıyor. Yaptığı işler güzel, tamam cihazı da beğendim ama bunun haricinde size bir uyarı, bir de öneride bulunmak istiyorum. Bir defa lazer çalışırken o kes kesimin ya da kazımanın durumunu çıplak gözle kontrol etmeye çalışmayın. O esnada yaşanacak ufak bir yansıma cildinize ya da gözünüze gelebilir. Bu da ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. O nedenle cihazı kullanacağınız zaman gözlemleme yapmak istediğiniz zaman kutu içerisinden çıkan bu koruyucu gözlüğü takmanızı tavsiye ediyorum. Hatta mutlaka kullanın diyorum. Öneri kısmına gelecek olursak kesim için kullanılan şöyle bal peteği denilen kesim tablaları var. Bendeki farklı ama algo lazerin de 40'a 40 ölçülerinde kesim tablası bulunuyor. Bu hem lazerin üzerinde durduğu zemini koruyor hem de alttan hava akışını sağlayarak yanık izlerinin ve islenmelerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. O nedenle cihazı aldığınızda bir tane de böyle bir kesim tablası da yanında almanızı tavsiye ederim. Oldukça işinize yarayacaktır. Evet benim algo lazer alfa hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Eğer siz de bir tane bu modelden satın almak isterseniz distribütör firma Enmosfer ya da Enmosfer'e bağlı yetkili bayilerden satın alabilirsiniz. Ürün linkini aşağıdaki açıklama kısmına ekledim. Peki siz bu cihazı nasıl buldunuz? Tüm yorum ve sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.